Saadet Partisi Odunpazarı İlçe Başkanı Muhammed Güney, partisinin haftalık basın açıklamasında incirlik üstüne değindi ve kalbimize hançer sokmasına rağmen neden hala incirlikle ilgili hiçbir şey yapılmıyor dedi. Saadet Partisi Odunpazarı İlçe Başkanı Muhammed Güney açıklamasına terörü lanetleyerek başlarken konuyu incirlik üstüne getirdi ve Türkiye'ye yapılan bütün darbelerin ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkan isim ABD'dir. Organize edilen darbenin üssü de inciliktir. Ancak hala incirlikle ilgili herhangi bir şey yapılmamış olması insanlarımızın haklı olarak sorgulamasına neden olmaktadır dedi. Bugünkü basın açıklamamızda gündemimizin en önemli konularından biri Siyonizmin Türkiye'deki çekici olan ABD eksenli incirlik üssü meselesidir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Türkiye'de yapılan bütün darbelerin ve 15 Temmuz darbe girişiminin arkasından çıkan ilk isim hep ABD'dir. Organize edilen darbenin üssü de incirlik üssüdür. İşte onun içindir ki kalbimize hançer sokmasına rağmen neden hala incirlik ile ilgili herhangi bir şey yapılmamış veya yapılamamış olması insanlarımızın haklı olarak incirlik üssünü sorgulamaya mecbur ediyor. Çünkü Türkiye PKK, PYD, YPG ve Gülen hareketini terör örgütü olarak nitelendirirken ABD, Avrupa Birliği, İngiltere, İsrail bunları terör örgütü olarak görmemektedir. Bir NATO üyesi olan Türkiye'ye rağmen Şer İttifakı PKK, PYD, YPG'ye silah yardımı yapmakta, ülkelerinde propaganda yapabilmeleri için imkanlar sağlanmaktadır. Şimdi tam burada ABD özellikle PYD ve YPG'yi stratejik dost olarak hatta ortak olarak kabul etmekte, bu örgütlere hemen hemen bütün yardımlar da incirlik üstünden gitmektedir. Bunları geçmiş yıllarda da defalarca yapmış, Genelkurmay'ın resmi yazışmalarına bile geçmiştir. Geçtiğimiz hafta içerisinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İncirliği kapatıyoruz deme hakkımız her zaman var derken Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanımız koalisyonun bize destek vermemesi İncirlik üssünü sorgulatıyor cümleleri ile sanki İncirlik üssü kapatılacakmış hissini bize verdi. Bundan da mutluluk duymuştuk fakat sonradan Dışişleri Bakanı yapmış olduğu İncirliği kapatmak gündemimizde yok cümlesi bizi oldukça üzdü.